Bugün 24 Kasım. Bizim günümüz öğretmenlerin günü. Baş öğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Onları şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ücretli olarak, sözleşmeli olarak, kadrolu olarak çalışan öğretmenlerimiz var. Özel okullarda asgari ücretin altında ücretle çalışan öğretmenlerimiz var. Tüm zorluklara rağmen insanüstü gayretle, bin bir fedakarlıkla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onları Büyük Atatürk'ün ilke ve hedefleriyle donatma yolunda olağanüstü bir gayret gösteren, bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen, okul iklimlerindeki siyasi baskılara rağmen, insanüstü bir fedakarlıkla çalışan bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sabretsinler. Beş ay sonra yaşadıkları sorunların tümünü inşallah çözeceğiz. Emekli öğretmenlerimiz var. Onları saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, sıhhat diliyorum, huzur diliyorum. Ve ataması yapılmayan 700 bin öğretmenimiz var. Onlara da sadece şu kadar söylüyorum. Sabır az kaldı, beş ay kaldı. İnşallah sizleri de okullarla ve çocuklarımızla buluşturmak, gençlerimizle buluşturmak bize nasip olacak. Değerli basın mensupları, 32 yıllık bir öğretmenin bordrosunu göstermek istiyorum. 24 Kasım'da güzel şeyler söylemek isteriz. Ama bu 32 yıllık bir öğretmenimizin bordrosu ve 32 yılını çalışan birin dördündeki bir öğretmenimizin Ekim 2022 maaşı. 10.800 lira. 10.800 lira. Asgari ücretin 5.500 lira olduğu bir ülkede 32 yıllık bir öğretmen asgari ücretin iki katı kadar bile para alamıyor. Türkiye'de açlık sınır 7.400 lira. Türkiye'de yoksulluk sınır 24.185 lira. Yani karı koca bir öğretmen, çift maaş evine giren iki öğretmen, bir aile yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İki öğretmen maaşıyla bir aile yoksulluk sınırı altında yaşarken beyefendi öğretmenler gününde sembolik olarak öğretmenleri sarayda ağırlıyor. Erdoğan sembolik olarak sarayda ağırladığın öğretmen güya onlara <laughs> sempati ikmali yapmak istediğin öğretmen Aşti'den Beştepe'ye taksi tutup gelecek ekonomik imkana sahip değil. Hal böyleyken sen sarayda öğretmen ağırlayarak öğretmenlerimize şirin görünme gayreti içindesin. Toplumun en çok saygınlık hak eden kesimi maalesef en çok sorun yaşayan kesim. <laughs> Hakimlere, savcılara itibar edilir. Niye adalet dağıtıyorlar diye. Tamam edelim. Hiçbir tereddüt yok. Adaleti öğreten bir kesim var, öğretmenler. Öğretmenlerimiz toplumda hak ettikleri saygın noktaya mutlaka ama mutlaka kavuşmak zorunda. Ben isterdim ki bir öğretmen olarak bugün 24 Kasım'la ilgili gülelim, oynayalım, güzelliklerden, anılardan bahsedelim. Maalesef anılarımızın hepsi öğretmenlik noktasının anılarımızın hepsi iç karartıcı. Türk Milli Eğitim sisteminin içinde yaşadığı sorunlara, yapısal sorunlara girmek istemiyorum. Bugün öğretmenlerin günü. Ne yapacağız? Öğretmenlerin sorunları var. Nedir? Ücretli sözleşmeli kadrolu ayrımı var. Sabredin beş ay kaldı diyoruz. Kariyer basamaklarının kaldırılmasına da ve zaten bir uzmanlık mesleği olan öğretmenlik için bütün öğretmenlerin devlet tarafından uzman olarak tanındığı uzman öğretmen olarak yani öğretmenliğin kendisi bir uzmanlık mesleği olduğu için ayrıca uzmanlık baş öğretmenlik gibi kariyer basamaklarına ihtiyaç olmadığını biliyoruz. Ayın 19'unda öğretmenlerimiz sınava girdi. Girmek zorunda kaldı. Biz girmeyin dedik ama girdiler. Sabredin 5 ay kaldı. İnşallah bu kariyer basamakları ucubeliğinden de öğretmenlerimizi kurtaracağız. Tüm özlük haklarını kapsayan bir meslek kanunu nun çıkmasına da sadece 5 ay kaldı. Okullarda ve okul yönetimlerindeki siyasallaşmaya son vermeye de sadece ve sadece 5 ay kaldı. <laughs> 24 Kasım <laughs> Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerin bir maaş ikramiyesi almasına da sadece 5 ay kaldı. Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında alınmasına da sadece 5 ay kaldı. Bütün öğretmenlerimizin gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi Ücretsiz Sınırsız internet erişimine Ücretsiz ulaşımına da Sadece 5 ay kaldı TOKİ aracılığıyla öğretmenlerimizin Çok uygun koşullarda kendine ait Kira ödemeden oturacakları ev sahibi olmalarına da 5 ay kaldı Ve Türk Milli Eğitim camiasında ve sistemi içerisinde Her işin her alanda liyakat esas alınarak, adalet, hakkaniyet esas alarak gerçekleşmesine de beş ay kaldı. Özetle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize sadece şunu söyleyebiliyoruz. Yaşadığınız bütün sorunların çözümüne sadece ve sadece beş ay kaldı. Uğradığınız bütün haksızlıkların giderilmesine sadece ve sadece beş ay kaldı. Ve hak ettiğiniz özlük şartlarına kavuşmanıza da sadece ve sadece beş ay kaldı. Bütün zorluklar içerisinde tekrar ediyorum ilk söylediğimi bin bir güçlüğe rağmen bütün olumsuz şartlara rağmen insanüstü bir gayret ve performansla çocuklarımıza ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlerimizin önlerinde saygıyla eğiliyor ellerinden öpüyorum. Öğretmenler günümüz bu zor şartlarda bile olsa kutlu olsun. Değerli basın mensupları, dış politikayı seçim endeksli değil ulusal çıkarlarımıza endeksli yürütebilmeliyiz. Mücahhid defalar bunu söyledik. İktidar artı muhalefet eşittir başarılı dış politikadır. İktidar bir yana muhalefet bir yana eşittir başarısız dış politikadır. Dış politika tutarlılık, kararlılık, barış odaklılık ve millilik gerektirir. Tutarlı ve kararlı ve barış odaklı dış politika yerine inat odaklı, kandırılma odaklı zikzak odaklı bir dış politika izlendiği için Türkiye ağır bedeller ediyor. Ve ağır bir faturayla da Türkiye karşı karşıya. Erdoğan, kahraman ordumuzun olağanüstü fedakarlıklarla elde ettiği başarılar senin yanlışlarını ortadan kaldırmaz. Dış politikadaki yanlışlarına kahraman ordumuzu siper etme. Allah operasyonlardaki bütün askerimize, ordumuza kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin. Ordu görevini yapıyor. Şimdi ama Türkiye'nin özelde Suriye ile ilgili politikaları tam 10 yıldır yanlış içerisinde, zikzak içerisinde kandırılma üzerine başlayan bir maceradan daha sıyrılabilmiş değiliz. 900 kilometre uzunluk, 30 kilometre bazı yerlerde 40 kilometre ortalama 25-30 kilometrelik bir derinlik Türkiye yönelik muhtelif terör örgütlerinin cirit sahası haline geldi. Kol geziyor. Renk renk terör örgütleri 900 kilometre sınırımızda kol geziyor. Bu 900 kilometre sınırımızda PKK'sından YPG, PYD'sine, IŞİD'ine, HTŞ'sine, ÖSOS'una kadar hatta cirit atan örgütlerle kahraman ordumuz baş ediyor. Evet şehitlerimiz oluyor. Allahtan rahmet diliyorum. Hepimizi, bütün milletimizi yasa boğan şehitlerimizin al bayraklı tabutlarla gelmesi baba ocaklarına, ocaklara, evlere ateş düşürüyor. Ama bununla mücadele edeceğiz. Burada bir tereddüt yok. Sorun şurada. Ne uğruna bu faturayı ödüyoruz? Ne uğruna? Tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın inadı ve kandırılmışlığı uğruna bu faturayı ödüyoruz biz. Ordunun görevi terör örgütleriyle mücadele etmektir. Ediyor. Allah razı olsun. Hükümetin görevi nedir? Terör örgütlerinin arkasındaki devletlerle mücadele etmektir. Bu mücadele bazen diplomatik zeminde olur. Bazen uluslararası ortamlarda olur. Birleşmiş Milletler'dir, NATO'dur, şudur, budur. Avrupa Birliği'dir, platformlardır. Hayır bu yok. Ordu mücadele etsin teröristlerle. Biz de şehitler gelince eee e, ne diyorlardı, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet, ölmezler. Bizim inancımıza göre şehitler ölü değildirler. Türkiye'de bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ama bu işten, bu yanlışlardan bedeli çok ağırlaşan bu yanlışlardan dolayı siyaseti, Suriye siyasetini özelde iç politikaya alet etmek de büyük tutarsızlıktır, büyük çelişkidir, büyük ihanettir. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. Asker görevini yapıyor, savaşıyor, terör örgütlerinin inlerinde tepesine çöküyor, On, inlerini onlara mezar ediyor. Hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz. Güzel, sen ABD ve Rusya ile ne yapıyorsun? Buna cevap ver bakalım. Burnumuzun dibinde Karkamış'a roket atılıyor, kara harekatı yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ne bekliyorsun? Hem ABD'den hem Rusya'dan icazet bekliyorsun. Olur bekliyorsun. Okey bekliyorsun. Ha bu arada Rusya'dan sana farklı bir sinyal de geldi tabii. Ne diyor? <laughs> Rus Dışişleri Bakanlığı Suriye özel temsilcisi muhtemelen Putin'in özel temsilcisi şöyle demiş. Türkiye Suriye yakınlaşması Putin için öncelikmiş. Bak 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 bak. Türkiye Suriye yakınlaşması Putin için öncelik. Beyefendinin birkaç gündür de işte gideriz, görüşürüz, ebedi küslük olmaz laflarının niye söylendiğini anlıyoruz. Bay Kemal 10 yıldır sana Suriye merkezi yönetimiyle diyalog içinde kurmadan bu meseleyi çözemezsin. 9 kilometre kara, kilometre uzunluğundaki sınırı Türkiye'nin için bir tehdit olmasını önleyemezsin diyordu. Elinin tersiyle itiyordun. Şimdi ne oldu? Putin için öncelikmiş Erdoğan-Esad diyaloğu. Hadi hayırlı olsun. Putin için önemliyse Erdoğan yapar onu hiç merak etmeyin. Arkadaşlar 4 milyon sığınmacı Türkiye'de 4,5 milyon. Bu ağır bir faturadır. Bakan açıkladı 45 milyar dolar Türkiye bu iş için para harcadı diye. Bu çok büyük. Biraz sonra Türkiye'nin borçları ile ilgili bir iki rakam vereceğim. Çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Bu parayla Türkiye'de hiçbir konutu deprem karşısında riskli hale bırakmazdık. Yani depremde bir riskli konutumuz kalmazdı. Bu kadar parayı depremle ilgili önleyici tedbirlere harcasaydık. Başka? Sınırlar yol geçen anı. Hem Türkiye'nin sınırı, sınırın öbür tarafı, hem Türkiye'nin içinde her renkten terörist var. Her renkten terör örgütü var. Hücreleniyorlar, uyuyorlar, onlara bir işaret gidince bombaları patlatıyorlar. Ve sen Türkiye'nin hak ve menfaatleri için değil, Putin için öncelik olduğu için Suriye'yle yakınlaşacaksan vah ki vah. Ha biz söylüyoruz. 10 yıl önce söylediğimiz yerdeyiz. Demin dedim dış politika tutarlılıktır diye onun için söylüyorum. Tutarlılık ve kararlılık. 10 yıl önce Bay Kemal dedi ki Suriye merkezi yönetimiyle görüş kardeşim. Şimdi de Bay Kemal diyor ki Suriye merkezi yönetimiyle görüş. Ama bunu Putin için öncelik olduğu için değil, Türkiye'nin hak ve menfaatleri için ocaklara, evlere ateş düşmesin diye. buçuk milyon Suriyeli sığınmacının sayısı 6 milyona çıkmasın diye. Karcadığımız 45 milyar dolar 60 milyar dolara çıkmasın diye yap. Roketler geliyor, şehitler geliyor. Şimdi beyefendi 10 yıl önce namaz kılmak için gidemediği Şam'a 11 yıl sonra müzakere etmeye gitmek için yol arıyor sinyal çakıyor. Işık yakıyor. Keşke, keşke 2012'de ABD tarafından kandırılacağına, ABD'nin gazına geleceğine Bay Kemal'e kulak verseydin. Keşke. Bunu yapmadın. Şimdi beyefendi dün, dün mü söyledi terör bitti diye? Salı gün söyledi. Tam cümlesini okuyayım size. 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Şimdi gerilerde nokta Recep Tayyip Erdoğan. Dün 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 söyledi grupta. 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Şimdi gerilerde. Ya Erdoğan sen hakikaten hepimizi kör sersem falan mı zannediyorsun? Bu millette beyin akıl yok mu zannediyorsun? İnsanların gözü kulağı yok mu zannediyorsun? Beni bırak. Devlet Bahçeli'nin, Cumhur Ortağı'nın iki sözü var. Birisi 4 Kasım 2014'te, diyeceksiniz ki şimdi bunu okuyunca, e canım aradan 8 yıl geçmiş. Birisi de geçen hafta. Devlet Bey diyor ki, 2002'de sıfırlanmış terör AKP ile canlanmıştır diyor. 4 Kasım 2014, Devlet Bahçeli. Efendim üstünden 8 yıl geçti canım, denebiliriz. Devlet Bey 15 Kasım 2022. Geçen haftaki grup toplantısı mu, muhtemelen tam olarak şöyle söylüyor. Terör terörlükler sadece insanımızın değil, esasen tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanıdır. Ben de altına imza atarım. Terörizm hiçbir şekilde, hiçbir tür, hiçbir türevi masum değildir, meşru değildir. Doğru. Şu gerçeği itiraf etmek gerekir ki burası önemli. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu bize göre sorunlar piramidinin zirvesine oturmuş bölücü terör sorunudur. Erdoğan ne oluyor? Cumhur İttifakındaki bu yaman çelişkiyi de kamuoyuna bir anlatın. Devlet Bey terör Türkiye'nin sorunlar listesinin zirvesinde, piramidin tepesinde diyor. Erdoğan Türk terör ülke gündeminin son sıralarında diyor. Bunlar birlikte ülkeyi yönetiyor. İki siyasi partinin genel başkanı Cumhur ittifakı biri zirvede diyor, biri son sıralarda diyor. Bu melanetin, bu, bu melametin, bu melanetin hakkından gel, gelmedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamamız çok zor, zahmetli, belki muhal bir hayaldir. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Doğru. Devlet Bey burada doğru söylemiş. Genelde söylediklerine katılmayız. Sekiz sene önce de söylemiş. Beyefendi Erdoğan da Devlet Bey'in geçen hafta söylediğinin aksine adeta devlet beyi bu Erdoğan'ın 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Şimdi gerilerde lafı devlet beyi yalanlamakla ilgilidir. Çünkü bir hafta önce de devlet bey bunu söylemiş. Terör sorunu Türkiye'de sorunlar piramidinin en üstünde demiş. Erdoğan da diyor ki hayır öyle değil. Ve 2002'de Erdoğan sen bu ülke yönetimini devraldığında 2002'deki verdiğimiz şehit sayısı 6'ydı bütün yıl içinde. 2022'de bu yıl sadece bu yıl operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 60'ı geçti. Ve senin döneminde Erdoğan senin döneminde Türkiye'de bomba patlamamış metrekare yer kalmadı ya. Ne çabuk unuttun terörle müca 20 yılda terörü bitirdik nasıl diyorsun keşke bitse. Ben de seni alkışlasam keşke bitse. Hatırlatayım sana. Gaziantep Şahin Bey, Merasim Sokak, Gar, Ankara Garı, Suruç, Diyarbakır, Kızılay, Sultanahmet, Kayseri, Reyhanlı, Atatürk Havalimanı, Beyoğlu, Beşiktaş, Maçka, Karkamış ve İstiklal saldırıları bunların hepsi bombalı, ekseriyeti bombalı saldırı. Çok sayıda sivil asker polisimizi kaybettiğimiz saldırılar. Herhalde 15 tane bombalı eylem saydım. Hepsi senin döneminde oldu. Ve sen Türkiye'yi devraldığında terör sıfırlanmış Erdoğan. Millete yalan söyleme. Şimdi ekonomi ile ilgili şaşırtmalar devam ediyor. Hedef sapmalar, hedef saptırmalar, hedef büyütmeler, hedef daraltmalar devam ediyor. Çelişkiler de devam ediyor. Sayın Nebati 2100 yılına geldiğimizde diyor yani bu içine girdiğimiz 100 yıl tamamlandığında torunlarımız bize teşekkür edecek diyor. Ya Sayın Nebati yapma etme. Bak reisi kızdırıyorsun. Reis 2100'ü nereden çıkardın ben 2053 demiştim diyebilir. Hatta 2023'te hepsini bitiriyoruz diyebilir. Onun vizyonu öyle. Bu 2100 vizyonu hedefi yüzünden başları ağrıyacak. Bugün herhalde biraz sonra Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. E, açıkladı mı? İki de saat daha iki olmadı peki. İndirsen ne olur ya? İndirsen ne olur? Merkez Bankası'nda politika faizini yükseltsen ne olur? Yani dokuzu alacakları öngörülüyor. Tekhaneli rakama düşürdük diye bir de hamaset yaparlar. Allah'tan korkun, Allah'tan tek haneli faizle hangi vatandaş hangi bankadan bir ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi alabilecek ya? En düşük faiz yüzde yirmi Tekrar söylüyorum. Bu nasıl bir iştir? Merkez Bankası'ndan özel banka yüzde dokuzda faiz alacak, vatandaşa 28'e satacak. Sonra bilançolar açıklandığında efendim geçen yılla bu yıl arasında en çok kar eden sektör bankacılık sektörü. Diğerleri zarar. Bu nedir ya? Banka patronlarına olan bu ilgi nedir? Dokuzdan al 28'e sat. Tefeciler yapmıyor. Anadolu'da bazen tefeciler vardır böyle. Tefeciler bu kadar büyük faizle para satmıyor ya. Bu kabul edilebel, edilemiyor. Şimdi devletin iç ve dış borcu. Erdoğan biraz sonra grafik göstereceğim. Adamların izliyordur bizi. Şu anda verdiğim bütün rakamlar Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın internet sitesinde olan rakamlardır. Meclise gelen bütçe programında olan rakamlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç dış toplam 3 trilyon 800 milyar borcu var. Dur bitmedi bu ana parası. Ana para. Bu borcun 3 nokta yani 3 trilyon 400 milyar TL'de faizi var faizi. Toplam şu anda bu devlet 7 trilyon 200 milyar borçlu bir devlet. Biz bunları söyleyince Erdoğan diyor ki polemik polemik polemik. Polemik değil Erdoğan. Senin yönettiğin, devletin yürüttüğün devletin hazine maliyesinin rakamları. Ve Önümüzdeki 3 yılda 2023, 24 ve 25'te toplam 2 trilyon sadece faiz ödeyeceğiz. Faiz. Faiz indirdim diyorsun faizleri katlıyorsun. Bak. Herkesin anlayacağı dil de kısaca anlatayım. Merkez Bankası 23 Eylül 2021'de faiz indirmeye başladı arkadaşlar. 5 Eylül yani bundan 17 gün önce de orta vadeli plan açıklanmıştı. 5 Eylül 2021. Bu orta vadeli plana göre 2022'de ödeyeceğimiz faiz 240 milyar. 2023'te 291 milyar, 2024'te 320 milyar olacak idi. Böyle öngörülmüştü. Hesap buydu, kitap buydu. 3 yılda toplam ödeyeceğimiz faiz 851 milyar idi. 17 gün sonra merkez bankası faiz indirmeye başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? 2022'de 240 milyar olarak ödeyeceğimiz faiz 330 milyara çıktı. 2023'te 291 milyar lira ödeyeceğimiz faiz 566 milyara çıktı. 2024'te 324 milyar ödeyeceğimiz faiz 698 milyara çıktı. Aziz vatandaşlar, bakmayın öyle. Siz ödeyeceksiniz bunu sizin cebinizden çıkacak bizim cebimizden çıkacak çiftçinin küçük esnafın emeklinin memurun sanayicinin tüccarın cebinden çıkacak bu kardeşim. Yani Merkez Bankası faiz indirme politikasına başlamadan önce 3 yılda ödeyeceğimiz faiz 851 milyar iken bu Merkez Bankası faiz indirimi sürecine başladı. Bugün itibariyle 1 trilyon 585 milyar liraya çıktı Erdoğan Bunları sana söylemiyorlar mı? Döviz cinsinden borçlarımız da kur artışından dolayı ayrıca katladı. Ana para borcumuz kur artışından sebep 1 trilyon 220 milyar arttı Erdoğan arttı. Senin bu kur kepazeliğin bu borçları arttırdı. Niye? Sorduk sana <laughs> 128 milyarın akıbetini sorduk. Mecliste görüşüldü, reddedildi. Bak burada bir şey daha var. Suriye ile de ilgili. Demişiz ki gelişmeler sadece ekonomisi değil, Avrupa Birliği ve ABD'nin yap, yaptırım tehdidi altında bulunduğumuz bir dönemde ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimizi tehdit eder bir noktaya doğru ilerlemektedir. Şimdi para dilenmediğin Arap kalmadı. Burnumuzun dibindeki Amerika'ya sen orada ne yapıyorsun? Diyemiyorsun. Niye? Batırdın ekonomiyi. Batırdın. Borç alıyorsun. Borç alınca doğal olarak emirde de alacaksın. Beyefendi diyor ki faiz düşmanı. Sevsinler senin faiz düşmanlığını. Bak. Bütçeden yapılan faizler. Bu çok önemli bir tablodur değerli arkadaşlar. Çok önemlidir. Erdoğan döneminden önce toplam e, bir, e, 134 milyar faiz ödemiş Türkiye. Sadece 134 milyar. Bunu şimdi grafikle de göstereceğim. 2003'ten itibaren Türkiye öyle bir faiz sarmalına girmiş ki şu anda ödediğimiz faiz 134 milyardan evet 1 trilyon 576 milyara yükselmiş ya. Yani şu olmuş arkadaşlar şu. Bak. AK Parti'den önce Türkiye'nin ödediği faizin tamamı AK Parti'nin önceki 20 yıl Faiz, faiz, Erdoğan, Nas, Nas, 135 milyar ve AK Parti dönemi son 20 yıl, 2003-2022 arkadaşlar, 1 trilyon 577 milyar Erdoğan bu millete bu kadar faiz ödetti. Sen cebinden ödemiyorsun, sana hayat güzel, sarayda hayat güzel, millet pazardan domates, çürük domates topluyor. Fırının önünde bayat ekmek, ucuz bayat ekmek kuyruğuna giriyor. Bu kadar faizi bu millete sen ödettin Erdoğan. Senin yanlış politikaların, yanlış takımın, yanlış kafan, inadın, hırsın ve bir şey daha. Bakın şimdi denebilir ki efendim işte falan filan. Arkadaşlar şurası 1983. Altta yılları görüyoruz. Şurası maviyle yok hayır. Şu dördüncü mavi Erdoğan'ın Türkiye'yi devraldığı yıl. Bak bu da faiz tablosu ve bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ya da bizim ekonomi danışmanları tarafından hazırlanmadı. Hazine Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşme tablosu bu. Erdoğan, Hazine Maliye Bakanlığı bütçe meclise gönderdiğin tablo. Tek adam rejimine geçtiğin 2018'den itibaren kırmızıları görüyorsunuz. Faiz 73 milyar, 99 milyar, 133 milyar, 180 milyar ve 2022'ye geldiğimizde 330 milyar. Allah'tan korkun. Zehir zıkkım olsun. Bu milleti, bu ülkeyi bu kadar faize mahkum eden kafaya lanet olsun. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bunu kabul etmek de mümkün değil. Bu ekonomiyi, ekonomi biliyorum diye millete anlatmak da nasıl bir kafa anlamış değilim. Şöyle söyleyelim. Erdoğan Türkiye ekonomisini maalesef Ekonomi deyince artık aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Beşli çete ilk önce geliyor. Sonra kara para aklayıcılar geliyor. Uyuşturucu baranları geliyor. Mafya devlet içerçiliği geliyor. FETÖ borsası o biraz düştü o geliyor. Kur borsası çıktı o geliyor. Mani, kur manipülasyonu geliyor. Kur korumalı mevduat zenginleri geliyor. Türkiye'de artık ekonomi deyince insanların aklına vatandaş gelmiyor. Faiz geliyor. Faiz baronları, uyuşturucu baronları, mafya geliyor. Ve Suriye sınırımızdaki terör tehdidi geliyor. Türkiye'yi içine düşündüğün hal tam olarak budur Erdoğan. Evet çok teşekkürler arkadaşlar.